Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlter. Ben de Sena. Biz bildiğiniz gibi takip ediyorsanız eğer, Almanya yolunda iki doktoruz. Yakında da 19 Eylül'de de nihai artık Türkiye'den taşınıyoruz Almanya'ya. Şu anda denkliğimiz değerlendirme aşamasında, başvurumuzu Nisan ayında son şekilde yapmıştık. Arada sınava girdik ve geçici çalışma iznimizi aldık 2 yıllık. Şu anda zaten bir iş yeriyle çok öncesinden anlaşmıştık ve gidip 1 Ekim'de olacak şekilde işe başlayacağız. Bu süreçte de herhangi bir aracı kurumdan yardım almadık. Kendimiz bütün işlemlerimizi hallettik. Biz de yine bizim gibi bunu hedefleyen, bu sürecin nasıl yürüdüğünden çok açıkçası ilk başta fikri olmayan insanlara yönelik süreci bir özet geçelim istedik. 10 adımda Almanya'da doktorluk şeklinde bir video düşündük. Videoya başlamadan önce bizi desteklemek isterseniz eğer ve daha fazla insana ulaşmamız için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Evet, şimdi videomuza başlayalım. Evet. Adım adım gidersek. Birinci adım tabii ki karar vermek ve dil öğrenmek. Evet. Şu anda Almanya'da geçerli olan Almanya'nın saydığı Goethe Enstitüsü, TELK, ÖSD ve benim bilmediğim belki birkaç kurum daha olabilir. Bu kurumların herhangi birinden B2 sertifikası almak gerekiyor. B2 sertifikası olmadan işlemlere başlayamıyoruz zaten. En önemlisi de bu. Zaten bir şeyleri araştırabilmek için de ciddi bir Almanca bilmek gerekiyor, öyle söyleyeyim. İkinci aşama tabii ki de hangi eyaleti seçeceğinize karar vermek. Almanya'ya karar verdikten sonra bence en zor aşama bu. Çünkü her eyaletin durumu farklı. Şöyle örnek vermem gerekirse, bekleme süresi farklı, istediği evraklar farklı, iş olanakları farklı ve başka koşullar da farklılaşabiliyor evraklarda vesaire, incelenme süresi olarak da ya da sınav tarihi alma, dil sınavı alma konusunda da çok farklı zaman aralıkları olabiliyor. Ondan dolayı kendinize en uygun, üniversitenizin daha çok kabul aldığı bir eyalet seçerseniz eğer sizin için daha uygun olur. Bunu da mutlaka çok iyi bir şekilde araştırmak gerekiyor ve ona göre bir yol haritası belirlemek gerekiyor. Üçüncü aşamada aslında ikiyle bağlantılı. Eyaleti seçtikten sonra o eyalet hangi belgeleri talep ediyorsa onları toplamak, güzel bir şekilde öncelikle çevirisini yaptırmak. Bu arada çeviride Türkiye'de yapılan mesela herhangi bir çeviri bürosunda falan yaptırmamanız gerekiyor. Evet. Almanya'nın yetkilendirdiği çevirmenlerden. Bunları da sanırım konsolosluk sitesinde de bulabilirsiniz veya Almanya'da ikamet etmekte olan tercümanlardan yardım almanız gerekiyor. Ayrıca çevirisinde yaptırdığınız belgelerin orijinalliğini kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için Beglaubigung denilen bir işlem var. Bizlerin noterde aslı gibidir yaptırmamız gibi Alman konsolosluklarında veya Fahri konsolosluklarında götürdüğünüz belgenin orijinali ve fotokopisi inceleyip para karşılığında onu damgalıyorlar ve o belge güvenilir bir belge olmuş oluyor. Tabii, bir diğeri evet. Öncesinde çevirinin mutlaka apostil işleminin yapılması gerekiyor. Tabii çünkü ki. Apostiller de çevriliyor. Islak imzalı bir belge aldığınız zaman zaten öncelikle onu apostilletmeniz gerekiyor. Yani devletten veya işte bir kurumdan talep ettiğiniz belgeyi imzalayan kişinin imza yetkisini devletin onaylaması gerekiyor. Buna da apostil deniyor. Apostil işlemleri kaymakamlıklarda ve adli sicil kaydı belgesi olduğu zaman da adliyede yapılıyor. Bunlar apostillendikten sonra tabii ki çevirisi yapılıyor. O konuda ben sıralamayı birazcık karıştırdım ama. Bir de şey durumu da var. Şimdi bazı insanlar kendi gerçek diplomalarını apostilletmiyorlar. Evet. Biraz çünkü kıvırıp yapılan bir işlem köşeden. Ancak biz tabii garanti olması için belgelerin tekrar gidip gelme olayı olmasın diye kendi diplomalarımızı da gerçek olduğuna dair kaymakamlıkta apostilleri evet. Ettirdik. Maalesef bir zımba yapıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Dördüncü maddemiz kesinlikle bir Almanca CV hazırlamanız gerekiyor. Lebenslauf deniyor Almancası da. Bunu bir internet sitesinden de yapabilirsiniz. Europa Pass diye bir internet sitesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam aşağıya mutlaka linkini bırakırız o sitenin de. Buradan kendi bilgilerinizi girerek aslında Almanca Avrupa'da da tanınan bir Avrupa tarzı CV oluşturabiliyorsunuz. Çünkü bir sürü CV hazırlama formatı var ve insanın da gerçekten o aşamada hiç hayatımızda CV hazırlamadığımız için evet. Birazcık kafanız karışıyor. Ancak o internet sitesiyle çok kolay bir şekilde CV'nizi hazırlayabilirsiniz. Beşinci aşama bir doktor raporu almak.
Türkiye'de de benzer bir belge var. Doktorluk mesleğini icra edebileceğinize dair, herhangi bir sağlık engeliniz olmadığına dair bir rapor almak. Tabii ki burada da yine tercümandaki gibi Almanya'nın Türkiye'de kendi konsoloslukta listesinde bulunan doktorlardan veyahut da Almanya'da ikamet eden ve orada denkliği olan ya da Alman olan doktorlardan bir doktor rapor almak gerekiyor. Biz Türkiye'de İstanbul'da bir konsolosluk sitesindeki doktora gitmiştik. Belli bir ücret karşılığında alabiliyorsunuz onu da. Altıncı ve bizler için de hepimiz için de zorlayıcı olan maddemiz, seçtiğiniz eyalette, başvuru yapmak istediğiniz eyalette çalışmak istediğinize veya kesin olarak çalışacağınıza dair niyetinizin olduğuna dair bir kanıt sunmak. Bu kanıt somut bir iş teklifiyle olabilir. Orada hospitasyon dediğimiz staj teklifiyle de olabiliyor bazı eyaletlerde en azından. Bir üçüncü seçenekte bizim de normalde planladığımız en başında bu Bundesagentur für Arbeit, yani Almanya'daki iş kur diyebiliriz kabaca. Ona bağlı bir alt kurumun düzenlediği, sizin orada çalışmanıza dair niyetinizin olduğunu gösteren bir belge. Onlar bu belgeyi düzenledikleri zaman birçok eyalet tarafından orada çalışacağınıza dair bir kanıt olarak kabul ediliyor. Herhangi bir adres belirtmemiş olsanız bile yapabiliyorsunuz başvurunuzu. Mesela Niedersachsen'da bu geçerliydi. Biz aldığımız danışmanlık sayesinde bu iş kurdan bunu öğrendik onlarla yazıştığımız için. Eğer iş bulamamış olsaydık mutlaka bu şekilde Türkiye'den sürecimizi yönetecektik. Ama iş bulduğumuz için buna gerek kalmamış oldu. Tabii ki bu her eyalette geçerli değil. Biz bunu daha da uzatmadan bununla ilgili detaylı bir video çekeceğiz. Çünkü bununla da ilgili sorular geliyor. Süreci nasıl Türkiye'den yönetilebileceğine dair. Evet, önemli bir soru. Bunu gerçekten ayrı bir konu başlığı olarak biz daha detaylı irdeleyeceğiz. Yedinci maddemiz de tabii ki de aprobasyona ya da Berufserlaubnis'e, çalışma iznine başvurma süreci. Bunun için de tabii ki de bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formu nereden bulabilirsiniz? Karar verdiğiniz eyaletin sitesinde hem bu başvuru formlarını hem de başvuru için gereken maddelerin listesini bulabilirsiniz. Buradan da formu doldurup kesinlikle belgelerinizle beraber bu formu da postalamanız gerekiyor. Evet. Sekizinci kısım bizim dışımızda gerçekleşen bir kısım. Beklemek. Bu da oradaki başvurduğumuz kurumun gönderdiğimiz belgelerin doğruluğunu onaylama süreci. Bize 12 hafta sürebileceği söylenmişti. Ama 8. haftada yanlış hatırlamıyorsam tam 8 hafta geçtikten sonra belgelerimizin onlar için orijinal olduğunu ve bir sonraki aşamaya geçebileceğimizi söylediler bize. Evet, ama bekleme süresi gerçekten biraz uzun sürebiliyor. Size tavsiyemiz sabırlı olmanız ve o maili beklemeniz. Evet, yani şöyle şeyler duyuyoruz. Mesela bu Facebook'taki doktor grubunda da biz 8 haftada bu aşamayı geçtik ama ben mesela Bayern'de falan ya da böyle daha yığılmanın çok olduğu Berlin gibi, Bayern gibi büyük eyaletlerde o zaman süre çok çok absürt seviyede uzayabiliyor. Zaten eyalet seçiminin bir aşaması da aslında bu tarz şeylere dikkat etmek. Evet, mutlaka. 9. aşama Fachsprachprüfung aşaması, yani Almanca tıp dil sınavı olmuş oluyor. Bütün belgeler incelendikten ve size bir tarih verildikten sonra bu sınava mutlaka girmeniz gerekiyor ki denkliğinizi hem almak için hem de geçici çalışma izninizin 2 yıllığına çıkması için bu sınava mutlaka girip geçmeniz gerekiyor. 10. ve son aşama denklik. Evet. Bunu da ya Gutachter'la, yani bilirkişiyle, ya da Kenntnisprüfung'la alabiliyoruz. Yani o da bir tıp sınavı. Bu sefer sizin tıbbi bilginizi, gerçekten doktor olup olmadığınızı kontrol ediyorlar. Onun formatına çok girmeyeceğim. Belki ayrıca bir gün onu da irdeleriz. Çok, biz inşallah hiç hakim olduğumuz bir konu değil. Umarım hiç tecrübe etmeyiz. Biz Gutachter yolunu, yani bilirkişi yoluyla denklik almayı denedik. Şu anda da bilirkişi zaten inceliyor. Bu yolla en azından hani sınav olmadan daha böyle biraz daha belki kafaca rahat olarak denklik almak mümkün. Ama tabii ki çeviri ücretleri artıyor. Bekleme evet. süresi var. Ama evet. sanırım mevcut durumda artık Almanya bu şeyi Kenntnisprüfung'a, yani sınava doğrudan girmeyi engelleyip öncelikle
bilirkişiyi yolunu denemesini istiyor herkesin. Bununla ilgili bir yasal düzenleme çıkabileceğiyle ilgili bazı spekülasyonlar var. Onlar teyite muhtaç. Çok fazla. Bilirkişi ücretleri fazla. Şimdi en son bilirkişinin taban ücretini 1200 Euro'dan 1700 Euro'ya çıkarttıklarını yine duyuyoruz. Daha henüz bizden ücretini istemediler. Bekliyoruz şu anda. Biz de aslında tam da bu aşamadayız. Eğer orada hakem seçilen üniversitenin müfredatıyla bizim aldığımız eğitim uyuşursa, ciddi bir eksiklik bulunmazsa o zaman denkliğimizi almış olacağız. Oturumumuz kalıcı oturuma dönmüş olacak. Ama eğer eksik bulunursa o zaman da önümüze birkaç seçenek çıkıyor. İşte itiraz edilebiliyor. Mesela verdiğimiz belgede eğer bazı yerler gözden kaçmışsa ya da üniversitemiz ek bir belge düzenleyip gönderebilirse itiraz edebiliyoruz. Bazı eksikler kurslarla ya da derslerle kapatılabiliyor veyahut da stajlarla. Eğer kapatılamayacak bir eksiklik söz konusuysa o zaman zaten itirazlarınız reddediliyor ve sizi sınav yoluna yönlendiriyorlar. Sınavda ortalama 6 ay 1 yıl içerisinde randevusu olan bir tıp sınavı, bir 3 tane hocanın girdiği bir sözlü sınav. Kolay bir sınav değil ama 3 tane ayrı vaka, muayene, yani bununla ilgili sorular. Tıp fakültesine girdiğimiz bir sözlünün daha kapsamlı olanı gibi bir sınav. Yani umarım tecrübe etmeyiz. Umarım hiç böyle bir tecrübemizi bu kanalda görmezsiniz. Bakalım, bekliyoruz yani. Evet, bu yol birazcık meşakkatli bir yol. Gerçekten çok fazla emek isteyen bir yol. Umarım bu yolu eğer hedefliyorsanız başarıyla bu yolu tamamlarsınız, hedeflerinize ulaşırsınız. Bizden bu kadar. Evet, umarım size faydamız dokunmuştur. Eğer bir sorunuz olursa yine yorumlarda belirtirsiniz. Onlara da ayrı ayrı eğilmeye çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Hoşçakalın.